Efendim Şehir Ekranı TV'de radyonun resimlisi programına hoş geldiniz diyoruz. Bu programda hepinizin çok yakinen tanıdığı, çok sevilen, çok başarılı bir radyocu arkadaşımızı Hop Dedik Ayhan'ı konuk edeceğiz. Sevgili Ayhan'la keyifli bir muhabbet sizleri bizleri bekliyor. Sevgili Hop Dedik Ayhan, hoş geldin Ayhan'cığım. Ömer'cim, hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Radyo Esenler dinleyicilerine de buradan selamlarımı ileteyim. Gerçi ben akşam 18'de Radyo Turkuaz'da yayındayım ama bizim işimiz işte mikrofon. Evet. Bulduk mu konuşuyoruz. Yani şu anda çağırsalar takı töreni bile sunabilirim. Eyvallah. O kadar da biraz böyle seviyoruz yani bu işi. Peki sevgili Ayhan, nasıl bir duygu başka bir radyoda misafir olmak? Radyocu, bir radyocuya konuk olmak nasıl bir duygu? Çok aslında şey yapmıyorum. Yani böyle yabancı gelmiyor bana. Yadırgamıyorum da açıkçası. Büyük de keyif alıyorum şu an. Şimdi işin içinde radyo olsun da nasıl olursa olsun konuk olduk. Sonuçta ben de diyorum ki burası benim mekanım artık. Radyo benim. Bir süre sonra zaten ben sana soru sormaya başlayacağım. Sanki sen benim konuğum olacaksın. Ben hep öyle yapıyorum bu işte ya. Öyle bir durumum var. Şahane bir şey. Eyvallah. Yani belki bir radyocunun konuk aldığı programlarda belki de en rahat, en kolay sunacağı programlardan biri olacak. Bu kesin. Çünkü bazen zorlanıyoruz konuk aldığımızda. Gelen konuklar eğer mikrofona yabancı ise, biraz belki konuşmayı sevmeyen birileri ise böyle cevabı uzun bir soru soruyorsunuz. Hani bu arada bir şey yudumlayabilirim diye düşünüyorsunuz ama soruyu soruyorsunuz, evet ya da hayırla kısacık bir cevapla sizi yeni bir soruya yönlendiriyor. O da yoruyor insanı. O yüzden dedim belki de benim adıma yaklaşık 30 yıllık program yapımcısı, sunucusu olarak en kolay programlardan biri olacak. Zira sevgili Ayhan mikrofonlara hiç yabancı olmayan, bir de mikrofonlarda kendini böyle çok sevdiren onlardan bir tanesi de benim, onu da söyleyeyim. Ayhan'ı mutlak takip ederim çünkü keyifli oluyor abicim. Değil mi? Yani özellikle trafik yoğun trafiklerde sevgili Ayhan yayında ise o yol nasıl bitiyor? Nasıl eve ulaşıyoruz ya da gideceğimiz noktaya? Keyifle seni takip ediyor, dinliyorum Ayhan. Kaç yıl oldu? Polis radyosunda sayarsak eğer 90'dan bu yana 27 sene diyelim, üzerine koyabiliriz. Maşallah diyelim. İşte 2 yıl polis radyosu, 1992'de özel radyolar açıldı. Tamam. Onunla beraber özel radyolara geçiş yaptık. Oradan bu vakte kadar da geldik. Kesintisiz yayındayız. Sevgili Ayhan, yani o 27 yıl önce az çok belki böyle bir araya gelip konuşmadık ama radyoya, özel radyolara yeni başlayan programcı arkadaşlarımızın birçoğu birbirimizin isimlerini biliyorduk, tanıyorduk. Kim nerede program yapıyor, nasıl bir program yapıyor, az çok duyuyorduk programları, programcıları. Şimdi o ilk Ayhan'ı gördüm. 27 yıl sonra aynı Ayhan gene karşımda duruyor. Bunun sırrı nedir abicim? Söyleyeyim. Söyle abi. Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Dut pekmesi. Sana yemin ediyorum. Bak ben Karadenizliyim. Bir dakika, bunu ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum. Muhabbet olsun diye söylemiyorsun. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da Karadenizli ama bizde çocukluktan itibaren dut pekmezi kaşık kaşık yedirilir. Bizde gelenektir tabii. Ben buradan herkese ama mutlaka iyi yapılmış, hatta köyde akrabaları olanlar varsa, tamam, dut pekmezi sadece Karadeniz yöresinde değil, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da halen yapılıyor. Oradan istetsinler. Gerçekten çok faydalı. Çocuklara da kaşık kaşık yedirsinler. Hani eğer bu enerjimizin ve yıllara varan meslek hayatımızın temelinde eğer dut pekmezi ise odur yani. Radyonun resimlisi programına da izleyicilerimize hoş geldiniz diyoruz. Sevgili Hop Dedik Ayhan'la muhabbet ediyoruz bu programda. Güncel konuları konuşacağız. Ara ara belki radyoya değineceğiz ama çayımız kahvemiz de olacak bu arada. Ha tamam. Ayhan, çaysız olmaz dedik ve işte çaylar geliyor sevgili dinleyiciler. Son dakika. Çay güzeldir. Biz radyocular açısından çay gerçekten olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Yöneticilerle çoğu zaman kavgasında yaparız bunun. Yaptın, yaşadın mı bunu? Hala yaşıyorum. Bizi Füsun'la Ayhan çayı devirirsin masanın üstüne koyma falan diye, o gider gönül dostu Füsun. Ondan sonra ben hemen masanın yanına yine çayımı alırım. Bir de olabildiğince su bardağını da içerim. Demek ki sadece ben değilmişim, yalnız değilmişim ya. Çay içiliyor. Ben şunu yaşadım Ayhan ya. Yani yöneticilik vasfı tabii başka. Allah herkese nasip etmiyor bunu. Bir yönetici arkadaşımız bizde göreve başladı. Göreve başladığı ilk gün
demiş ki bütün ekibe emir vermiş. Bundan sonra programcılara büyük bardakla çay vermeyeceksiniz. Niçin? Neden? Çok şık olmuyormuş. Ya biz radyo programı yapıyoruz. Televizyon değil. Kimse görmüyor bizi. ben eğer çayla programa motive oluyor isem... Evet. Ben oraya çay ocağı kurdururum. Eğer benim programcım, benim arkadaşım çayla programını daha keyifli yapıyor ise... oraya ne gerekiyorsa yaptırırım ama böyle şeyler yaşadım ben. Su bardağıyla çayı ben birkaç defa sosyal medyada, Instagram'da falan paylaştım. Hemen altına yazmışlar sanayi tipi çalışıyorsun diye. Otosanayide falan ustalar öyle içer ya. Dedim ne yapayım yani, ancak yavaş yavaş yudumluyoruz. Çay tabii keyifli oluyor yayında, evet. İşin gerçeğini söyleyeyim. Keyif almadığım hiçbir işi de yapmam, eğer o gün kendimi iyi hissetmiyorsam. Dinleyicilerimle de paylaşırım, benim öyle bir özelliğim var. Allah göstermesin tabii ki bir deprem, bir sosyal afet ya da işte Mehmetçiklerimizle ilgili yani, üzücü haberler yani. Geldiği zaman. Ben genelde 365 gün güldüren, eğlendiren bir yayın yapıyorum ama o günlerde ya sonuçta insanız biz de. Bu memleketin bir parçasıyız. Hemen ben programı üzünlü şarkılarla sürdürürüm. Sevgili Ayhan, kafamda aslında sana sormam gereken çok soru var. Merak ettiğim şeyler var ama şeyden başlayalım istiyorum. Radyo nasıl hayatına girdi ya da böyle bir hayalin var mıydı çocukluk döneminde? Vardı. Böyle etkilendiğin, seni etkili. Ya ben bu işi yapmalıyım dediğin birileri vardı, oldu mu? Vardı. Yani benimki tamamen tevafuk bir şey oldu. Radyoculuğa ben öyle tevafukla başlamış oldum. Yok, ben isteyerek yani ben yolumu çizerek başladım. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Lise yıllarında. Onu duyalım bir. Arkadaşlarıma ben lise yıllarında radyodan karışık kasetler yapardım. Onlar mesela okul bahçesinde top oynarken ben koştura koştura eve gider. O zaman yabancı müzik programları çok şahaneydi, evet. Güzel şarkılar. Karışık kasetler yapardım her gün birine. Benim merakım oradan başladı. Okuldan gelir gelmez de ders çalışırken mutlaka, ben yayınlarımda da şimdi söylüyorum. Bırakın öğrenciler ders çalışırken radyo dinlesinler bir taraftan. Yani müzik. Kulaklarına bir melodi gelsin. Melodi gelsin. Küçük pilli saatli radyolar vardı o zaman. Evet, şimdiki gibi teknolojik böyle güzel radyolar yoktu. Ama en güzeli de bence onlardı. Onu bence söyleyeyim. Onları dinleyerek başladık zaten. Ve sonrasında ben yolumu çizdim. Hatta bana şey dediler. Üniversite yıllarında sen radyo televizyon oku. Hayır dedim ya, ben radyo televizyon okumayacağım dedim. Bu işi Bektebi'de değil de biraz alayında yürümek istedim ben. Alaylı oldum. Neden alaylı olmak istedin? Şöyle yani bu işin mutfağını daha bana zaman kazandıracağını düşündüm. İşin gerçeği o. Ben açık öğretimi yazdım, işletmeyi okudum. Ama bir taraftan da geceleri diskotekler, işte bu tip yerlerde çalışıyorduk. Onlar, karışık kasetler yapmaya devam ettim. Karışık kasetler daha, bizim Gönül Dostu Şener'i tanıyorsun. Evet, çok iyi tanıyorum. Gönül Dostu Şener aslında karışık kaset yapan korsan kasetçinin başıydı. Aksaray'da daha radyolar açılmadan evvel bir pasaj. Pasajın altında kasetçi dükkanları vardı böyle. Evet. Oraya DJ'ler gelir, kendi yaptıkları kasetleri verir. Biz satardık yani o kasetleri. Onlar da çoğaltırlardı böyle onlarca teyp alt alta toku 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 çoğaltırlardı. Bir dakika. Onlardan bir tanesi de Gönül Dostu Şener'di. Bunu Şener yaptı değil mi? Tabii Şener. Allah bilir, ben de diyorum niye kazanamıyorum. Bugüne kadar bir 6 albüm yaptım, hiç para kazanamadım. Ya o korsan kasetlerin korsan kaset olduğu zamanı, ki Şener'le biz şakalaşırız böyle. O zaman daha radyolar da yok. Ben ona kasetler satıyordum. O çoğaltıyordu. Ve ondan sonra radyolar açıldı. Evet. İlk özel radyoya ben geçiş yaptım. Bana dediler ki ya tanıdığın bir kasetçi masetçi var mı? Hani senin gibi arkadaş. Gelsin onlar da yayın yapsın. İlk aklıma Şener geldi. Şener'i davet ettim. Metropol FM'i kurduk o vakit. 90'ların başı. Tamam. Onunla beraber Şener de oradan yürüdü. Sevgili Ahmet Fadıl vardı. Ahmet Fadıl Güç. Metropol'ün ilk yayın dönemlerinde, o da sanırım bu sizin radyoda başlamıştı ama şimdi Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Vefat etti. Yani şimdi, oradan günümüze kadar geldik. Ben böyle bir yol çizdim. Yolumdan da asla şaşmadım, ayrılmadım. Zor günler de geçirdik, güzel günler de ama 27 senenin sonunda ben kendimi hep dünyanın en şanslı insanlarından biri olarak sayıyorum. Çünkü istediğim mesleği yapıyorum. Bundan para kazanıyorum ve bundan da yıllarca hayatımda keyif alıyorum. Devam edecek. Konu madem paraya geldi Ayhan, şimdi zaman zaman şöyle sorularla maaşımı karşılayın. Soracağım. Onu sormayacağım. Başka bir şey soracağım. Şimdi dinleyicilerin dünyasında şöyle bir şey olabiliyor. Yani bu meslek çok para kazandıran,
hani şan var, şöhret var, bir de bunun yanında para varsa tamamdır, şahane bir şeydir. Ama ben benim edindiğim tecrübe, radyoculuktan para kazanılmıyor. Çok kazanılmıyor. Çok kazanılmıyor. Bu tamamen bir gönül işi. Gönül işi yani, bir. İkincisi bizim işimiz mikrofon. Radyoculukta maaşımız geç yatabilir, hiç yatmayabilir. Aylarca maaş almadığımız dönemler de oldu. O arayı nasıl kapatıyoruz diye merak ediyorsa dinleyiciler. Evet. İşte elimizde mikrofon, biz de sunumlara gidiyoruz. Konserler. Giderdik. Yani tabii şimdi büyük bir kurumda çalıştığımız için artık o kurum ayın birinden birine maaşımızı yatırıyor. Tamam. Ama döneminde büyük sıkıntılar yaşadı radyolar. Biz de radyoculuğu bırakmama adına işte belediye konserleri, ödül geceleri sunuyoruz. Yani bizim ikinci işimiz oydu zaten. Yani hop dedik Ayhan, buraya kolay gelmedi. Yok, kolay gelmedi canım. Tabii. Ben diğer radyocu arkadaşlarım yıllardır, yani 25-30 senedir yayında olanların tamamına baktığınızda eğer bırakmamışlarsa hakikaten çok çile çekmişlerdir. Kolay gelmemişlerdir. Ki o çok çile çekenlerin hemen hemen hepsi şu anda yayınlarına devam ediyorlar. Tabii, çünkü çilesini çekmişler. Çilesini çekmiş mi? Mesleği seviyorlar. Arada bırakanlar oldu. Devam ederler. Peki gerçi yayın arkasında sordum ama Ayhan, dinleyicilerimiz merak ediyorlardır, bilmiyorlardır diye soruyorum. Böyle günün birinde ya ben tamam bu işten artık emekli olacağım, bırakacağım dediğin oldu mu hiç? Yok, bu işin emekli olmasıyla bir alakası var yok. Mı? Çünkü biz bedensel anlamda bir iş yapmıyoruz. Ha, emeklilik dersen eğer sigorta süremiz doldu. Tamam. Biz maaşı bekliyoruz şu an. Ama sunuculuk, seslendirme, radyoculuk, bu bedensel anlamda bizi yoran da pek bir iş değil. Bizim kafamız yoruluyor, biraz çenemiz yoruluyor. O yüzden yıllarca daha devam eder. Ama sen öyle diyorsun da bazen şu tepkilerle de karşılaşıyoruz. Ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Oturduğunuz yerde çayınız, kahveniz, işte üç kelime konuşuyorsunuz, evet, bir şarkı anons ediyorsunuz. Evet. Yani bundan rahat bir iş mi olur diye ben düşünenler var. Ben aslında bir şey söyleyeyim, kimseye kızmayayım. Babam da öyle diyor. Babam hala bizim işi danga dunga diyor. Çünkü eskilere göre iş sabah 9'da gideceksin, akşam 6'da döneceksin. Bizim işin saati yok ya. Evet. Çünkü gece de yayın yapabilirsin. Evet. Gece de sunuculuk yapabilirsin. Benim baba öyle diyor. Ne yapıyorsunuz ki diyor. Danga dunga diyor. Yani onlara göre danga dunga bu iş. Ama belki de dünyanın en zor işini yapıyoruz. Tabii ki bizim sorumluluklarımız yani var. Şöyle sevgili Ayhan, programına başlamadan önce o gün dinleyiciyi bir şekilde müşterek bir noktada tutmak, buluşturmak zorunda. Onun için de kafa yoracak. Bugün ne konuşacağım, neyi paylaşalım? Valla Ömer üstadım, çok da kafa yormuyorum. Burası Türkiye, her gün bir olay var. Bir şey var ya, malzeme çok. Malzeme diyorsun. Çok. Tamam. Şimdi bu işi Norveç'te falan yapıyor olsaydık ne olurdu? Yani orada trafik kazası 6 ayda bir oluyormuş herhalde. Bugün kaza oldu, büyük olay onlar için. Ya. Ama biz her gün bir şey yaşıyoruz. Ve bunun içinde trajikomik olaylar var. Bunu da birbirimize anlatıyoruz. Bir de espriye de açık bir toplumuz. Ama şöyle, o trajikomik olayları görmek, fark etmek de bir kabiliyet. Tabii. Yani işte orada da sosyal medyadan faydalanıyoruz. İşte onun ama onu senin arayıp bulman, onu keşfetmen önemli. Yani gün senin, içinde işte haberlere sen yapan tabii, da tabii. Gün bazı içinde, insanlar belki hiç fark etmiyorlar. Yok, gün bunu. İçinde ben yayınıma gidecek sorumluluğunu da alabileceğim konuları zaten gün içinde haber akışı olarak bakıyoruz. O haberlerden dinleyiciler de zaten haberdar. Hı-hı. Ama dinleyiciler de buna yorum yapmak istiyorlar haklı olarak. Ve o andan itibaren de biz radyo programımızı oluşturuyoruz. Peki Ayhan, senin programlarında artık olmazsa olmazlardan bir tanesi var. Sen Türk sinemasının önemli filmlerinden eminim çok araştırıyorsun. Çünkü o senin sorularına cevap verecek replikleri arayıp bulmak da kolay değil. Türkiye'de bir ilk ve teki yaptın. İlk ve teki. Ve hala devam ediyor. Bu başarıyla da devam ediyor. Ben inanılmaz keyif alıyorum kardeşim o şeyden. Açık söyleyeyim senin, ben de. Yani onlara nasıl vakit ayırıyorsun? Onları senin oturup tek tek izlemen lazım. Kendim o filmleri. Ben kimseyle çalışmam. Kendim tamam. İşin mutfak tarafını da bildiğim için bu bana büyük ve zevk veriyor. Radyoların ilk açıldığı dönemde Kemal Sunal Şener Şen ağırlıklı gidiyordu. Evet, evet. Sonra birazcık daha ikinci plana çektim onları. Şimdi güncel yaşamdan bazı sesleri daha öne aldık. Nedir işte Sivaslı, Zabaha Kadar buradayız, Zabaha Kadar. Onu bir anda çıktı tabii. Böyle gündeme gelen
sosyal medyada bazı sesler oluyor, onları kullanıyoruz. Özünde Türk sinemasından beğendiğim çok önemli sesler var. Ama yine Kemal Sunal, Şener Şen de var. Filmleri bir defa ezbere biliyoruz. Her Türk halkının bildiği gibi. İyi de oradaki konuşmalar, şimdi merak ettiğim şey şu. Evet. Sen o filmleri izleyip mi soru ortaya çıkarıyorsun? Yok. Ya da sorularını belirleyip ondan sonra filmlere bakarak o soruların karşılığını... Ortada soru falan da yok. Sohbet esnasında anında işte artık alışmışım ben ona. O sohbeti, yani öyle bir şey soracaksın bir sohbet anında, cevabı Kemal Sunal vermiş oluyor. Doğru. Ama işte o cevabı arayıp bulmak hangi ya filmde olduğunu... Ya onu dinleyiciler olduğunu de çok merak ediyor. Evet. Ama ben onu bir büyü olarak düşünüyorum. Çok detaylandırmıyorum. Çünkü teknik de bir mevzu olduğu için dinleyiciler, tamam, de kafası karışıyor. Ama onlar dinlerken Ayhan'la beraber işte 5-6 kişi hep beraber program yapıyorlar diye dinliyor. Peki o filmi izliyor musun baştan sona? Tabii filmi izliyorsun. Zaten bildiğim film de. Tamam. Bazı sözler var. Onlar hakikaten diyorum ki ya böyle bir şey dersen bu kesin oturur diyorum mesela. Kalıp sözleri alıyoruz, onlar montajlanıyor. Peki sonrasında... bunları yayında nasıl unutmuyorsun? Yani o kişiye sor. O da benim işim işte. Diyorsun ki o da... O da benim işim ya. Onu asla unutmam. Yemek lezzetindeki o sır var ya, o da benim sırrım diyorsun. Yok, onu asla unutmam. Şimdi bak, radyo programları farklıdır. Şiir programı vardır, Türk Halk Müziği programı vardır, o vardır. Ben o alanları pek bilmem. Şimdi İbrahim Sadır gibi ben oturup şiir okuyamam. Ama mesela bu tarafı da ben kendi kendimi yetiştirdiğim için başka birisi yapamaz. Ya biz Ömer Faruk'la yayına girmeden dedik ki biz Ayhan'dan acaba bunun tiyosunu alabilir miyiz? Ama bu diyorsun ki benim işimin sırrı bu. Büyüsü o. Bunu alamazsın. Yok, büyüsü o. Büyüsü o. Canım benim. Ayhan ailede başka radyo ile uğraşan kişi var mı? Hiç kimse. Ayhan ailesi kaç kişidir? Benim ailem, ben eşimle beraber, hep beraber biz yaşıyoruz, oturuyoruz. Ama anne, baba, kardeş, o anlamda sordum. Yani kaç kardeşsiniz? Biz 5 kardeşiz. Annem vefat etti. Babam hayatına devam ediyor. Yatırsın. Sağ olun, teşekkür ederim. Ama benim ailemin yaşantısı radyo ile pek alakası olmayan bir şey. Onlar sadece dinleyicidir. Ayhan, nerede doğdun? Ben İstanbul'da doğumluyum. İstanbul'da doğdun. Giresunluyum. Giresun'u biliyor musun? Giresun'a yani gittim. Yani ara sıra gidip geliyorsunuz tabii. Ya gittik ama şimdi hani bizim pedere kalırsa bırak bu işleri, köyde toprak var falan diyorlardı işte, bilirsin. Tamam. İyi git o zaman, sen git diyorum yani. Çünkü onlara göre bu işin o şey tamamdır yani. Radyoda konuştun bitti, git orada bir şeyler ek biç filan, eski kafadır. Güzel bir dünyaları var onların. Aslında bozulmamış bir dünyaları işte var. İşte o bozulmamış dünyanın içine bir girebilsek herhalde biz de oradan çıkmayız. O kararı vermek çok önemli işte. Kesinlikle. Mesela herkes İstanbul'dan şikayetçi. Akşam 6'da yayındayım. Herkes İstanbul trafiğinden şikayet ediyor. Diyoruz ki Yozgat boş, Giresun boş, Çorum boş, gidelim. Kimse gitmiyor. Çünkü hayatı burada kurmuşuz zaten artık. Bu saatten sonra zor. Bu biraz kalabalık ortamda bulunmak insanların herhalde biraz kendine olan güvenlerini mi artırıyor? Ya da biraz ben şöyle düşünüyorum, biraz ölümden kaçıyoruz gibi, ölüm korkusundan kaçmak, kalabalık olunca orada bizi keşfedemezler, arada kaynarız diye düşünüyoruz herhalde. Ya insanlar hayatlarını kurmuşlar aslında, kurarken belki hep akıllarında şu vardı, günün birinde ben köyüme dönerim. Evet. Ancak daha sonra çocuklar oluyor, çocukların eğitimi. O belli bir süreden sonra çocuklara gibi, çocukların hayatına göre yaşamak zorunda anne ve babalar. Bırakıp gidemiyorlar. Neyse diyorlar, okul bitsin. Okul bitiyor, bu sefer üniversite hayatı. Neyse diyor üniversite. Ne zamanki evleniyorlar, bu sefer de anneanneye iş düşüyor. Torun bakacak. Ya. Ve bundan 25-30 sene önce günün birinde köye döneriz dedikleri söz, dönemiyorlar. Büyük kentlerde vefat ediyorlar. Maalesef hayatın akışı böyle. Şimdi programa gelirken araçta şöyle düşündüm. Ben dedim şimdi bir sanatçı olsa, bir arkadaşımız olsa işte konuşuruz sanatını, müziğini, nasıl başlamış, ne yapmış. Ama bir meslektaşım olunca, bir de başarılı bir meslektaşımız olunca radyoda gerçekten hem keyifli hem kolay program sunmak hem de aynı zamanda bir o kadar da zor. Ayhan, yani belki bunlar çok özel taraflar. Belki dinleyicilerimizin bizim bilmesini istemediğimiz taraflarımız vardır. Ya da onların özel dünyalarında hop dedik Ayhan'ı hayallerinde koyduğu bir yer vardır. Onları, bak, o büyüyü bozmamak gerekiyor aslında. Yani şu kameralar da aslında bizim o büyüğümüzü biraz yok eden unsurlar. Yok, artık o geçti. Sosyal medya açısından baktığın zaman artık günlük fotoğraflarımızı yayınlıyoruz. Yayınla alakalı sanatçımız konuk gelmiş, onunla beraber videolar çekiyoruz filan. Eskidendi ya, artık bizi herkes tanıyor biliyor. Zaten sen Google'a, Yandex'e yazdığın zaman hop dedik Ayhan. Ya da işte kimse kim, Afrikalı Ali. Ya hemen fotoğrafları,
bilgileri çıkıyor. Eğer bir insan senin hakkında bir merakı varsa, eskiden ulaşmak çok zordu, şimdi çok kolay. O yüzden görüntülerimizi de görüyorlar. Böyle işte ekranlara da çıkıyoruz, televizyonlara da çıkıyoruz. Ben gene de o radyonun kapalı odadaki o görüntüsüz halini özlüyorum. Ben kendi adıma söylüyorum bunu tabii ki. Tabii ki bizi görüyorlar mutlaka bir şekilde, artık kimliklerimizi biliyorlar ama özellerinde, özel dünyalarında bizi sevdikleri bir modelin yerine koyuyorlar. Zaman zaman da karşılaştığımızda ya bu o Ömer Çelik mi? Ya da hop dedik Ayhan bu mu ya? Nasıl olur bu ses bundan mı çıkıyor gibi. o çok oluyor. Başka bir şey. Mesela ya. Mesela ben bir fotoğraf koyuyorum. Halen Instagram'da da abi bu sen olamazsın, seni seslendiriyorlar herhalde diyorlar. Kesinlikle. Çünkü işte. Genelde görüntü biraz daha ciddi oluyor. Halbuki ses daha biraz şirin, eğlenceli mesela benim yayın için söyleyeyim. O görüntüyle sesi bir türlü tutturamıyorlar. Peki. Buyurun. Ayhancığım özür dilerim canım kardeşim. Çok böyle sen konuşurken hemen yeni bir soru, yeni bir merak. Tabii cevaplandıralım. Arayıp buluyorum. Ayhan yayın haricinde neler yapar? Yayın haricinde az evvel dedin ya, aslında konuşma işiyle ilgilenen bir adam olduğun için rahatım diye. Ben normal şartlarda çok konuşan bir adam değilimdir. Diğer çenesi düşük radyocular gibi değilimdir. Mesela bizim Cem Aslan'la bir yere çay kahve içmeye git, kafan şişer. Adam radyoda da konuşuyor. Yayın haricinde. Yayın haricinde de konuşuyor. Ben yayın haricinde genelde konuşmam. Böyle otururum, insanları gözlemlerim. Ondan sonracığıma son dönemde bayağı bir kitap okumaya verdim kendime. Hı hı. Reklam seslendirmeleri yapıyoruz. Sunuculuk işlerimiz devam ediyor. Onun dışında böyle de işte programlara da konuk oluyoruz. Peki genç radyocu arkadaşlarımız var ki Radyo Esenler'in genç radyocu adayları da var. Eminim şu anda onlar da büyük bir heyecanla bizi dinliyorlar. Ayhan abileri gelmiş burada. Onlara ne tavsiye eder Ayhan abileri? Yani ileride böyle başarılı bir radyocu olabilmeleri için neler yapmaları gerekiyor? Ya az evvel senin de söylediğin gibi bu iş gönülden yapılması gereken bir iş. 2 saat 3 saat yayınlarımız oluyor ama herkes diyor ki ya 3 saat işte adam konuştu gitti üstüne maaşını aldı. O iş hiç öyle değil. Değil. Göründüğü gibi değil. Bu uçağın pilotunu düşünüyorsunuz. Aylık diyorlar ki işte 30-40 bin lira maaşları var. Onca insanın canı onlara emanet. Evet. O omuzlarındaki yükten dolayı belki 30-40 bin lirayla bile ölçülmez. Hı-hı. Yani her mesleğin kendine göre bir zorluğu var. Marangoz olmanın bile bence belli bir zorluğu vardır. Mutlaka. O ince bir hesaptır. O da işini iyi yapmak ister. Bizim işte de eğer meraklıysa arkadaşlarımız, ki Ömer Faruk'la yayın öncesi konuştuk. Liselere kadar gidiyor bu iş artık. Hı-hı. Yeni projelere de var Esenler Belediyesi'nin, ki tebrik ediyorum ben. Başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere. Zira inanmak lazım. Bir radyo istasyonu oluşturacaksınız. Belediyeye ait. Hemen ardından bunu okullara yayacaksınız. Böyle sıkı bir çalışma. Halen bazı belediyeler bunun farkında bile değil. Radyonun gücünün. Kesinlikle. Ama Sayın Tevfik Göksu'yu hakikaten tebrik etmek lazım. Bu proje başladığı zaman belki de ya ne gerek var da diyebilirdi. Evet. Ama siz başlayalı 1,5-2 sene oldu. Gelinen noktada bakın Esenler içerisinde ne kadar güzel sunucu arkadaşlarımız var. Eskiden dışarıdan sunucu gelip belediye programlarını sunuyordu. Hı hı. Şimdi belki içimizden yetişecek olan radyocu arkadaşlarımız hepsi birer belediye programını sunacak. Yani belediyenin yetiştirdiği arkadaşlar. Ama tek bir şey var. Bu işi gerçekten sevmek, gönülden yapmak, zorluklara da katlanmak gerekiyor. Bir de mikrofonumuz sorumluluk gerektiriyor. Sevgili Ayhan, bize sevgi, dostluk aktarıyorsunuz diyor dinleyicilerimiz. Sağ olsunlar. Hemen sağ olsunlar. Güzel ederiz. Şeyler söylüyorlar. Şunu merak ediyorum. Belki de Ayhan'ın enerjisini bilen arkadaşlarım yazıyorlar buradan. Sivas'tan sevgili Orhan, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum demiş. Eyvallah Orhan, teşekkürler. Sağ Orhan Pakoğlu çok başarılı bir sanatçı arkadaşımız. Eyvallah. Kendisi. Belki de Ayhan'ın 27 yıllık radyoculuk hayatındaki en durağan, böyle en çok böyle kurulmuş gibi olduğu program diye hissediyorum. Kendi adıma söylüyorum şimdi bunu. Şimdi sohbet ettiğimiz için böyle tabii ki. Ayhan kendi programında olsa, kendi masayı kendi kullansa tabii şu anda etkisi oluyor. Bambaşka şeyler oluyor. Ayhan, fobilerin var mıdır abiciğim? Fobiler tabii ki büyük kentte yaşadığın için olmazsa olmazlarımız. Yani psikolojik açıdan etkileniyoruz bu yoğunluktan. Hmm. Trafikten etkileniyoruz, sorunlardan etkileniyoruz. O yüzden şeyi çok önemsemeye başladım ben. Aileyi, aile birliğini. Hmm. Bunun bozulması bende şey yaratabilir, sıkıntı yaratabilir. Çünkü toplumsal anlamda
tamam bazı birlikteliklerimiz var ama bazen sıkıntılı şeyler de sosyal medyada görüyoruz. Evet. O zaman da onu görünce aman diyorsun, benim ailemin başına gelmesin, benim başıma gelmesin. Bu bir yani yol verme kavgası da olabilir. Hı-hı. Bu okulda çocuğunuzun başına gelebilecek bir hadise de olabilir. Bu yüzden ben aile birliğine çok inanıyorum. Akşam yemeklerine çok inanıyorum. Sabah kahvaltılarına çok inanıyorum. Bunların kopmaması gerektiğini de düşünüyorum. Bu sosyal medya ile alakalı olarak da gittiğimiz programlarda bazen genç öğrenci arkadaşlarım oluyor. Evet. İlk orta lise. Hı-hı. Onlara da anlatıyorum. Onlar tabii ki bizden çok ilerideler. Onu bir defa söyleyeyim. O yüzden onları koruma adına... İstersen bunu biraz daha açarak konuşalım. Yani tamam. Sosyal medya konusunu. Evet, gençler doğru bizden çok daha ilerideler. Bir tuşla dünyanın bir ucundan istedikleri bilgiye ulaşabiliyorlar. Ama benim o konuda bir takım endişelerim var. Onları biraz detaylandıralım istiyorum. Şimdi bazı uygulamalar var. Geçen gün ben Twitter'da da bunu söyledim. O uygulamalarda çok üzgünüm ama... yani kamera karşısına geçip oynayanlar, zıplayanlar... ya. Hadi diyoruz bunlar bunu yapıyor yani, hı hı. Kafayı yemişler belli ama anne ve babalar çocuklarıyla beraber mesela bu tarz kendilerince eğlenceli olduğunu düşündü ama bana göre çok da eğlenceli olmayan videolar çekmeye başladılar. Çocukları biz sosyal medyadan korumayalım ya, sosyal medyayı da kullansınlar. Ama doğru kullanımı evet. Anlatmakta fayda onu, var. İşte onu o anlamda söylüyorum. Yani her şeyi zaten. Yasaklarsanız o daha tehlikeli mesela. Şimdi öyle bir şey ki sosyal medya artık çocukların, bırakın çocuklar, artık yetişkinlerin de dünyasına girmiş durumda. Yani. Doğru yanlış sorgulayamayacağımız haberler artık sosyal medyada dolaşıyor. Birisi bir şey söylüyor, kafasından geçen hiç yaşanmamış, hiç olmamış bir şeyi aktarıyor ve binlerce insan bu yalana, bu sahte söze inanıp kendini ona göre bir şey bir yere koyabiliyor. O anlamda söyledim zaten. Çok basit. İnsanlarımız araştırmayı sevmiyorlar, okumayı sevmiyorlar. Sevmiyorlar. Maalesef. Ya böyle bir şey yazılmış ama önce şunu bir araştırayım. Birkaç kaynaktan araştırsalar onun aslında asparagas haber olduğunu belki de farkına varacaklar. Şimdi ülkemizin içinden geçtiği sosyopolitik olaylara da baktığınız zaman yani ülkemizin üzerinde oyunlar oynanıyor. Burası net. Kesinlikle. Bu oyunlar oynanırken de sosyal medya çok sıkı bir şekilde kullanılıyor. Bizim vatandaşlarımızın bazıları da sağ olsun yazılan her şeye inanıyorlar. Böyle bir durumlar i̇şte var. Onu ama onu yazan kişilerin kim olduğu belli değil. Hı hı. Yani belli değil. Anonim hesaplar, troll de denebiliyor bunlara. Evet. Mesela adam yazmış, altına onlar da yorum yapıyor. Bir araştırsanıza böyle midir, değil midir? Özellikle anne ve babalar, ya bizler de anne babayız. Hep söylüyoruz ama ya çocuğun yanında sen kitap okuyarak devam edersen o da bir şekilde bunun faydalı olduğunu, çünkü kitap da okuyabilir. Doğru. Çok zor değil. Tabii ki tabletten de faydalansın. Hı hı. Bilgisayara da girsin. Orada bir şey yok. Bunları da yasaklayamazsınız. Teknoloji bir taraftan devam ediyor. Ama sırf çocuklar sussun diye al şu cep telefonu sen biraz oyna dersen o işin sonu. Şimdi bazı anne babalar gördüm ben. Mesela misafirliğe gitmişiz, çay içmeye, muhabbete, sohbete. Ne oluyor mesela? Akşam 7'de oturuyoruz. Evet. İşte misafir odaları bizim meşhurdur biliyorsun. 8-10 yaşında oğlu, kızı neyse yanımızda almış eline telefon, gece saat 12'ye kadar ne anneden ne babadan evladım tamam yeter bırak oyun oynuyor mesela telefonda. Şahane iş. Çocuğun sesi çıkmıyor çünkü. Çocuğun sesi... Anne ve babalar için şahane iş. Anne babanın zaten o işine ama geliyor. Ama hiç olmuyor ki. İşte o çocuk 4 saat 5 saatte gerekli ilgiyi anne babadan görmediği için aslında evet. O çocuk o telefonuyla oyunla uğraşıyor. Arada bir ilgilense bir saçını okşasa. Deli misin sen, dizi var ya, dizi var. Yani ancak reklam arasında. Bizim de diziler var doğru. Ya, tabii, yarışmalarımız var. Yarışmalarımız var. Doğru. Onlar daha önemli. Ya onlar da olsun, onlar da izlensin. Eyvallah. Eyvallah ama. Ama dengeli olsun istiyorum. Ya denge işte aileler sağlayacak. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hı-hı. Ben yayınlarımda da bundan bahsediyorum devamlı. Ya öğretim, eğitim önce aileden başlıyor. Çocuk doğduktan itibaren oturması, kalkması, konuşma tarzı, şusu busu okula gidene kadar anne ve baba verecek. Ondan sonrasını okul. Sen veremiyorsan yemeği nasıl yeneceğini, nasıl oturulacağını, sıraya girmesini, konuşmasını, adabını geç oluyor yani. Sevgili Ayhan, Semra kardeşim diyor ki sosyal medyaya sınırlama getirilmeli. Küçük çocukların kanalları var, bunların olmaması lazım. Yok öyle düşünmüyorum ben. Sosyal medyaya falan sınırlama getiremezsiniz zaten.
bir şekilde getirildiği zaman da kıyametler kopuyor zaten. Hayır, bir şekilde zaten onun yolunu bulup şimdiki nesil o kadar akıllı ki. Evet. Yasak getirdiğiniz zaman bir şekilde onun yolunu bulup oraya mutlaka girer. Ki yaşandı. O daha tehlikeli olur. Bakın ben söyleyeyim. Yasak değil ya, tam tersi. Belli saatlerde onlarla beraber. Bu arada onlarla beraber. Yani ama anne ve babalar, demin söylediğim gibi, çocuğunu alıp, eğer şimdi söylemeyeceğim bir uygulama var, sinir oluyorum çünkü ona ben, orada video çekip oynayıp zıplıyorlarsa altından iki kişi beğeni yapacak diye, o iş anne ve babada bitiyor bence. Sınırlama çok doğru bir şey değil. Belki doğru kaynaklara ulaşacak. Nereden biliyorsun? Fenomenler denen bir şey var. Ne diyorsunuz? Bizim bir Giresunlu var şimdi. Atletiyle çıkıyor oğlan. Neyse, çocuk enteresan. Ya önce eğlenceli gibi geliyor ama evet, sonradan işin suyunu çıkarıyorlar. Açık söyleyeyim sana. Yani çok ilginç. Adam çay içiyor, onu paylaşıyor ve binlerce beğeni geliyor ve o paylaşımı bekleyen insanlar var. Evet. Dünyada yani, da böyle ama. Bir dönem mesela radyolarda, özellikle internet radyolarının ilk yayınlara başladığı dönemlerde, o arkadaşlarımızdan İstanbul Valilik Radyosu'nda görevi yapıyordum. Mesela bize radyoya dinleyici katkısında bulunmak için kendi hayranlarının sayısını ve bunun karşılığında bizden istediği ücreti bize sunarak gelip size katkı sağlayabilirim diyen insanlar oldu. Olur. Ya, çok ilginç ki. Adamların suçu yani, yok ki. Adamları takip edenin suçu var. Doğrusu. Ya herkes kocaman insan, kafası çalışıyor. Ya sana ne verecek o? Sen bir şey verdiğini düşünüyorsan takip ediyorsun. Sevgili Ayhan, biz hazırcı bir milletiz. Severiz hazırcı. Yani şimdi Ayhan benim adıma, benim duygularımı kardeşim mikrofonda söylesin. Birine affedersiniz, biraz argo bir tabir olacak ama sallamak gerekiyorsa Ayhan bunu sallasın. Ben de evimde, araçta, işte direksiyon başına böyle bir rahatlayayım. Oh be kardeşim, Ayhan kardeşim benim duygularımı ifade etti. Psikolojik bir rahatlık sağlayayım kendime. Bizde böyle bir karşı tarafa yükü atma alışkanlığı da var. Var. Onu niye söylemedin? Ayhan programda niye bunu yapma? Sana ne kardeşim? Ya şey var zaten. Yani kimseye bir şey beğendiremiyorsun. Bak şöyle, radyolar ilk açıldığı zaman biz konuşuyorduk. Konuştuğumuz her şeyin doğru olduğunu düşünüyorduk. Çünkü konuştuğunla ilgili bir şeyin cevabı mektup olarak gelecekti. O evet, zamanlar iletişim aracı mektup. Mektuplar İnternet geliyordu, bile yok. Tabii. Çuvalla mektup geliyor. Tabii. Sen fiil tarihinde şöyle demişti. Yani zaten geçmiş gitmiş. Ama şimdi bir şey söylüyorsun, anında çat diye adam WhatsApp'tan öyle değil diyor mesela. Halbuki sen biliyorsun doğrusu. Adam diyor ki öyle değil. İnat ediyor. Nasıl ikna edeceğim ki ben o adamı? Böyle moralin bozulduğu programlar olmuştur mutlaka. Yani bir şey söylemişsindir, onun karşılığında senin gibi düşünmeyen ama. Ya şöyle mesela geçen şey haberleriyle alakalı. Yani affedersiniz. Dedim ki ya ben bugün şov yapamayacağım. Üzüntülüyüm. Şehitlerimiz var. Ondan sonra konuşmayı yaptık. Üzünlü şarkılara geçtim ben. Hüzünlü evet, türküler. Zaten onu gerektiriyor. Hı hı. Biz çünkü bu toprağın evlatlarıyız. Mutlaka. Adam hemen oradan yazıyor. Diyor ki sesin hiç samimi gelmiyor. Üzüldüğünü sanmıyorum. Ya kardeşim ben şimdi ne diyeyim bu adama? Yani neye göre samimi gelmiyor? Nedir? O yüzden ben kimseyle pek muhatap olmam. Buradan da söylüyorum. Eğer benim canımı sıkan doğru olduğunu da düşünüyorsan, eğer eleştirileri açığım, o ayrı. Tamam. Ama kasten eğer canını sıkacak bir şey yapıyorlarsa, çünkü kim oldukları da belli, direkt engelliyorum. Ben kimseyle sohbet etmiyorum yani. Yazmam yani. Eyvallah. Niye öyleydin, niye böyleydin demem. Sevgili Ayhan, hayallerine ulaştın ya da bin şükür hayalinde daha böyle ya şuraya ulaşmam lazım dediğin bir şey var mı? Yok. Dağarcığında. Bin şükür ya. Yani şükretme duygusunu biliyorum ben. O yüzden harikasın. Şundan dolayı ya, sabah işe giderken insanlardan bazıları otobüslere falan gözüm takılıyor, hı-hı, böyle. Mutsuz gidiyorlar, mutsuz geliyorlar. Hı-hı. Niye biliyor musun? Çünkü belki de bir yanlış yol çizmişler mesleki anlamda. İstemedikleri bir işe gidiyorlar. Çok doğrusun. Yapmaktan keyif almadıkları. Akşam da dönüyorlar ama gitmek zorundalar çünkü geçimlerini ondan sağlıyorlar. O yüzden bizi dinleyen genç arkadaşlarımıza sesleniyorum ben buradan. Ya bu okulu yazdım ama şunu kazandık, bu sene de borç geçmesin deyip başka bir okula gidiyorlar. Ondan sonra 4 sene o okulu okuyorlar. Halbuki içlerinde resme karşı, içlerinde müziğe karşı, edebiyata karşı, mimarlığa karşı. Ya aklıma gelmeyecek herhangi bir mesleğe karşı ilgileri varsa onun üzerine okusunlar. Yani, öbür türlü mutsuz olacaklar. Sevdikleri işi yapsınlar. Sevdikleri yani işi. Yani sen şimdi 4 yıl dedin ama o 4 yılın sonunda ola ki bir iş yerine girdi. Bir devlet
kurumunda göreve başladı ya da özel bir kurumda. Yaklaşık 25 yıl, 30 yıl o kurumda, düşünsen hiç sevmediğin bir işe gidip gelecekler. Sırf ekmek paranı kazanmak için ona katlanmak durumunda yani kalacaksın. İnşallah şanslar açık olur genç kardeşlerimin. Yeteneklerini ise o yönde okumaları ve ondan sonra o yönde bir meslek sahibi olmaları, o zaman daha başarılı oluyor insanlar. Şöyle, yeteneklerin bazı genç arkadaşlarımız ya da büyükler, büyük olan dinleyicilerimiz arasında yeteneklerini fark etmeden bu dünyaya gelip yaşayıp giden yüzlerce insanla tanıştım, karşılaştım ben. İnanılmaz yetenekleri var. Müzikte, resimde ya da sanatın herhangi bir branşında kendilerini keşfetmemiş insanlar var. İşte bu anlamda da Esenler Belediye'miz ve bunun gibi İstanbul'umuzda, şu anda belki Türkiye'mizin birçok yerinde bu tür çalışmalar var. Sanatlarını, kabiliyetlerini keşfedecek kurumlar var. Gitsinler orada tabii canım, yetkili isimlerden. Eskiden böyle şeyler yoktu, yoktu ki. Yoktu tabii ki. Yoktu. Mesela şimdi yani şu bulunduğumuz bina içerisinde bakın radyo stüdyosu var. Yan tarafta televizyon stüdyosu var. Evet. Hepsini geçelim. Dönem dönem düzenlenen çeşitli kurslar var. O kurslara katılıyorlar. Uzmanlar geliyor, anlatıyor. Mesela evde oturup televizyonda zaman geçirmek yerine ben görüyorum birçok büyüğümüz, ablamız, kardeşimiz gelip burada. Hatta geçen Esenler Belediyesi'nin yine düzenlemiş olduğu o radyo töreninde. Evet. Evet. Sana bir amca geldi, diksiyon dersi alıyor. Ya bildiğin Anadolu'dan tatlı bir amcamız ya, ya. Sakalıyla, şalvarıyla gelmiş. Ne güzel işte. Ya belki kahvehanede zaman geçirecekti sevgili adam. Sevgili Ayhan, zaten bizim sanırım en büyük eksiğimiz iletişim. Evet. Yani iletişimde belki kelime hazinemiz zayıf olduğu için belki o iletişimi o yüzden sağlayamıyor olabiliriz. İşte bu anlamda kendini yetiştirir bir hocadan ders alırsa, ki bu dersler de ücretsiz. Ücretsiz, onu diyecektim zaten. Ceplerinden bir kuruş para almadan. 42 branş. Şu anda Esenler'de Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ndeyiz. Yani Esev'deyiz. Esev'de ben biliyorum 42 branşta ücretsiz eğitimler var. İşte bu bir fırsat. Bunu bir değerlendirmeleri gerekiyor. Birçok belediyenin bu tür çalışmaları, etkinlikleri var. Ya adam mesela şimdi marangozdur Esenler içerisinde. Hı hı. Belediyemizin düzenlemiş olduğu belki de bir gitar kursu vardır. Marangoz olabilirsin ama gitara hiç meraklısındır. Öyle. Bağlamaya meraklısındır. Gel kursa yazıl. Zaten ücretsiz. Şöyle düşünüyor Allah baba. Mutlu hisseder kendini. Baba şöyle düşünüyor. Benim kendi öğrencilerimden şahit olduğum şey. Ben burada bağlama eğitmenliği yaptım geçen yıla kadar. Mesela baba diyor ki oğlum derslerini etkiler. Şimdi hele sen bir okulunu bitir, ondan sonra. Derslerini güzel etkiler aslında. Aslında dediğin gibi tam tersi, yani sanatla çocuk ruhunu dinlendiriyor, kafasını dinlendiriyor. O çocuk yorulmuyor enstrüman çaldığı zaman. Tabii. Ya da piyano çaldığı zaman ya da resim yaptığı zaman ruhunu dinlendirmiş oluyor. O çocuğun beyni boşalmış oluyor ki sanatla uğraşan arkadaşlar genelde derslerinde başarılı arkadaşlar oluyorlar. Kesin. O yüzden işte yani belediyelerin yapmış oldukları bu çalışmalara bence insanlar biraz kulak kabarsınlar. İnternet sitesine girsinler. Kültür defterleri yayınlanıyor. Kitapçıkları yayınlanıyor. Oradan bakabilirler. Kurslara yazılabilirler. Mutlaka. Ya yapmak istedikten sonra çok şey var aslında. Doğrusu. Bak eskiden yoktu bunlar. Hakikaten evet, yoktu ya. Ama belediye eşittir asfalt, kaldırım. Başka bir şey yoktu ki. Evet ama gençlerin çoğu bunlara inanmıyor. Olamaz diyorlar ya. Böyle bir şey nasıl olmaz diyor. Kardeşim yani eskiden böyle kurslar tabii, nasıl tabii, olmaz tabii diyor. Onlar hep doğduktan itibaren var olduklarını gördükleri için böyle bir yere koyamıyorlar kendilerini. Sevgili Ayhan, sevgili arkadaşımız Ömer Faruk Marangoz, aslında kendi dünyamda keşke bu program hiç bitmese, hep böyle muhabbet etsek, konuşsak diyorum ama gel biz bunu saymayalım. Tamam. Biz seninle böyle arada bir araya gelin. Hayatın içinden konuşalım. Radyo olmasın. Müzik konuşalım, sanat konuşalım. Ya da o gün ne konuşulması gerekiyor ise arada bir bunu yapalım. Tamam. Sana çok teşekkür ederim. Ne zaman isterseniz. Ben teşekkür ederim. Bu güzel çalışmada en azından sesimiz duyuldu. Biz eyvallah de ortak olduk. İyi bir hizmet. Radyo olması önemli. Çünkü hı-hı, radyo yıllardan bu yana bilinen, kurulduğu andan itibaren en önemli hizmetini özellikle tamam müzik, sohbet bu ama önemli günlerde, Allah göstermesin sıkıntılı anlarda mesela şu mikrofonlar o kadar önemli, o kadar görev önemli, üstlenecek evet ki. Çünkü Esenler halkı bilecek
Türkiye'deki Esenler'in radyosu, Radyo Esenler bizi işte yangına karşı, sele karşı, depreme karşı, salgın bir hastalığa karşı doğru yönlendirecek. Doğru yönlendirecek. Çünkü doğru kanal burası. Burası evet. Yanlış bir bilgi vermeyecek. Çok o yüzden doğrusun. Sizin gibi programcı arkadaşlar, emeği geçenler, ders alanlar, yayında olanlar hepsine teşekkürler. Ben yine gelirim. Efendim Şehir Ekranı TV'de radyonun resimlisi programında Hop Dedik Ayhan'ı ağırladık. Çok keyifli bir muhabbet oldu bence, kendi adıma tabii ki bunu söylüyorum. Eminim sizler de ekranları başında keyifle izlediniz. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz.